Şimdi araştırmanın etik yönleriyle ilgili bir takım şeyler söylemek istiyoruz. Yani bir araştırma sırasında yapılabilecek etik ihlaller neler olabilir? Hatırlayacaksınız, her araştırma yönteminden bahsettiğimizde, örneğin deneysel araştırmadan, betimsel araştırmadan, alan araştırmasından, aynı zamanda o araştırma türüyle ilgili etik hususlara da kısaca değinmeye çalışmıştık. Bugünkü etik konusu ise daha çok araştırma raporlarının yazılması sırasında yapılan ihlallerle ilgili. Yani uydurma tabii, verileri çarpıtarak yorumlama, başkasının çalışmalarını aşırıp kendi çalışması gibi gösterme, çift yayın yapma, dilimleme, slicing yani bir araştırmayı işte olabildiğince fazla üniteye bölerek yayın sayısını artırmak amacıyla farklı yerlerde yayımlama, destekli araştırmalarda desteği belirtmeme, katkısı olan kişilerin yazar listesine eklenmemesi ya da olmayanların eklenmesi, buna ghostwriter deniliyor. Bunlar bir araştırma makalesi raporunda yapılabilecek ihlallerden bazıları. Bu ihlaller için kullanılan daha genel bir Osmanlıca sözcük var, intihal. Tek bir sözcükle karşılayamıyoruz ama aşırma, çalma, çakma yani biraz önceki ihlallerin hepsini içeri bir şekilde kullanılıyor. İntihal demek başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik biçimde anlatma, aşırma diyor Türk Dil Kurumu sözlüğü. Bir başka çalışmada birisinin başka bir kişinin çalışmasını kendi çalışması olarak öne sürmesi veya sunmasına dayanan akademik bir yanlış ya da ayıp diyor. Biraz daha yakından bakalım intihale. İntihal dereceli olarak tamamen aşırma ya da kısmen aşırma biçiminde gerçekleşebilir. Tamamen aşırmada bir yazar bir başka yazarın eserini sahipleniyor bir bakıma. Sanki kendi çalışmasıymış gibi sunuyor. Kısmen aşırmada ise genellikle araştırmacının dikkatsizliğinden ya da bu işleri bilmemesinden dolayı gerçekleşebilen bir intihal türü. Hatırlayacaksınız, Türk Dil Kurumu sözlüğünde eş anlamlı olarak intihale aşırma da denmişti aynı zamanda. Sanıyorum diğer en sık rastladığımız terim intihalle ilgili. Farklı kaynaklardaki ifadeleri, cümleleri alıp başka bir çalışmada birleştirme. Parça parça aşırma. Ya da aldığı kaynağı belirtmeme. Ya da başkasının düşüncesini kendi düşüncesiymiş gibi sunma. Ya da başkasının dipnotlarını aşırma. Bunların tabii ki kişi açısından kendisine kazandırdığını düşündüğü bazı şeyler olabilir. Başkasının düşüncesini kendi düşüncesiymiş gibi sunma. Örneğin, bunu ilk defa ben düşündüm, ben buldum gibisinden. Ya da başkasının dipnotlarını aşırma, işte makaleniz daha zengin görünebilir, ben bütün bunları okudum gibisinden. Ya da mesela en son rastladığım bir örnekte, ki birazdan konuşacağız, geri çekilmiş bir yazıda, yazar kafadan dipnot verdiği kaynakların yayın yılına 20 sene falan eklemiş. Çünkü bir derleme, son yapılan çalışmaları değerlendiren bir çalışma. Tabii eski çalışmalar o zaman güncel olmayacağı için böyle bir yola gitmiş. Ama bunlar
tabii ki yapılmaması gereken şeyler. Bu arada neye kaynak, ne için dipnot vereceğiz, ne için vermeyeceğiz sorusunu da şöyle yanıtlayalım. Tabii maddi bilgiler vesaire için kaynak göstermenize gerek yok. Yani Türkiye'nin başkenti Ankara'dır dediğinizde ya da çok bilinen bir takım şeylerden bahsediyorsanız bunun için kaynak göstermeye gerek yok. Ama bunun dışındaki bilgiler için kaynak göstermek lazım. Ya da maddi bilgiler için dahi olsa eğer stil açısından değişik bir stilde kişi Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğunu söylüyorsa aynen onun sözcüklerini kullanmak da her ne kadar maddi bir bilgi ise bu da gene aşırmaya giriyor. Bazı örnekler verelim burada. Örneğin orijinal metinde araştırma yazarken kaynakları iki sebeple atıfta bulunur. Bilgi aldığınız kaynakları okuyucuya tanıtmak ve kelimelerini ve fikirlerini ödünç aldığımız yazarlara kredi vermek. Bu Hacker adlı bir araştırmacıdan alınmış, 95 yılında yayınlanan bir eserinden, sayfa 260'da. Tırnak içinde verildiği için sayfa numarasında veriyoruz. Eğer bunu bir başkası aşırmış ve şurada gördüğümüz bir şekilde yazdıysa, İşte araştırma yazarken kaynaklar falan filan diye bu aşırılmıştır ve doğru değildir. Burada yazarın tüm kelimelerini kullanmış ama tırnak içine almadığı gibi nereden alındığını da göstermemiş. Örneğin hacker vesaire diye. Dolayısıyla bu aşırılmış metne örnek. Bir başkası atıfta bulunmuş aldığı kaynağı ama yanlış açıklamış. Örneğin ufak tefek değişiklikler yapmış cümlelerde. Örneğin araştırma yazarken falan filan diyoruz deminki paragrafı. Alıntı yaptığı zaman ise bunu şu şekle çevirmiş. Bir araştırmacı okuyucusunun bilgi aldığı yeri bilmesini sağlamak ve tanıtmak ve orijinal çalışmaya kredi vermek üzere kaynaklarına atıfta bulunur biçiminde. Sayfa 260'ta tam olarak bu şekilde geçmiyor bu sözcükler. Dolayısıyla bir miktar kendi sözcükleriyle anlatma var burada. Dolayısıyla da uygun çözüm olarak belki gene sayfa numarası verebilirsiniz ama çok farklı şeyler söylemiyorsunuz. Bir başka örnek. Burada punto küçük ama şöyle bir iş yapılmış. İşte orijinal metinde bir çalışmadan söz edilmiş. Ünlü Tao Te Ching'in yazarı Lao Tse evrensel bilmem ne falan demiş. Şimdi yukarıya bakıyoruz. Orijinal metinde böyle bir şey var ama aşırılmış halinde hiçbir kaynak göstermeksizin aynen şuradaki metin kopyalanmış. Dolayısıyla da yazarın kendi sözcükleri değil bunlar. Aşırılmış hali bu. Dolayısıyla eğer bunu kabul edilebilir bir hale getirmek gerekiyorsa belki de işte Benjamin Hoff'un Lao Tse'nin sözlerine atıf yaparken o sözleri tırnak içerisine alması ve kendi sözcüklerini ekleyerek devam etmesi uygun bir çözüm olabilir. Değişik örnekler var. Biraz hızlı geçecek olursak. Burada örneğin olduğu gibi alınmış fakat kaynak verilmemiş. Dolayısıyla yapılacak iş o zaman burada olduğu gibi alınan kısmı şuradan The First Technology diye başlıyor. Referans verip dipnotu ve hangi sayfadan alındığını belirtmek. Dolayısıyla doğru sürümü bu şekilde yazılabilir. Orijinal kaynağa hiç atıf yapılmamış burada. Bir başkası yazar atıf yapılmış ama tırnak içerisinde verilmemiş. Bakın, a system has parts bilmem ne falan filan denmiş. Freak 1991 denmiş. Oysa tırnak içinde vermediğiniz zaman bunlar benim kendi sözlerim de var. Ama bunlar Freak'in sözleri. Dolayısıyla bunun tırnak içerisinde verilmesi ve sayfa numarasının eklenmesi gerekiyor. Başka örnekler de var. Özellikle öğrenci ödevlerinde rastladığımız kes yapıştır türü
örneklere sık rastlıyoruz. İnternetten toplayıp ödev haline gelebiliyor. Burada gördüğünüz bir lisenin bitirme ödevi sanıyorum ki. Özellikle de başarılarımız alt dizinin altında verilmiş. Bu iletişim teknolojisiyle ilgili ödev bir başka çalışmadan alınmış ve tam da bir kes yapıştır örneği. Bakın karşılaştırmalı olarak almış paragrafı olduğu gibi arka taraftaki filigrandan görebilirsiniz. Kendi ödevine aktarmış. Tabii siz haklı olarak sorabilirsiniz. Ben de bazen kuşkuya düşüyorum. Acaba ben almış olabilir miyim oradan gibisinden? Ama tarihsel açıdan bakıldığında tabii ki bu ödevin tarihiyle bununki arasında fark var. Biri 1999, biri 2001. Dolayısıyla öyle olması mümkün değil. Gene kes yapıştır örneklerini görüyorsunuz. İşte günümüzde sanayi ötesi toplum bilmem ne demiş orijinal yazı 99'daki. Pat diye ödeve aktarılmış. Gene filigranı burada görüyorsunuz. Bu devam ediyor. Öyle devam ediyor ki kaynakçısı da aynı şekilde aktarılmış. Hatta çok büyük bir tesadüf. Web sayfasından alınan bir bilgiye ya da bir kaynağa aynı tarihlerde erişilmiş. Aynı tarihlerde. Tabii şöyle bir soru da sormak lazım. Yani ikinci kopya 2001 yılında yapıldı. Bekletmiş arkadaşlarımız 2 sene bunu vermek için. Halbuki 1999'da bu bilgiye bakmışlar imiş. Ama 2001'deki ödevlerine koyma gereği duymuşlar. Tabii öğrenci ödevlerinden daha ciddi intihal örneklerimiz de var. Bunlardan bir tanesi 2007 yılında yaşandı. Türk fizikçilere intihal suçlaması diye hem televizyonlarda hem de gazete ve dergilerde uzun uzun tartışıldı, bloglarda tartışıldı, uluslararası camiada tartışıldı vesaire. Çok kısaca gitmek gerekirse, olay şuradan kaynaklandı. İki doktora öğrencisi, ki çok yayın yapmışlar fizik alanında ve ünlü dergilerde yayınlamışlar. Doktora yeterlik sınavına girdiklerinde, bu kadar yayın yapan kişilerin cevaplamasını düşündükleri, en azından jüri üyelerinin düşündükleri soruları cevaplamamışlar. Bunun üzerine gidilince görülmüş ki aslında bu iki eski deyişle velut yani verimli doktor öğrencisi büyük ölçüde intihal yapmışlar. Bunun üzerine gündeme geldikten sonra o zamanki ODTÜ rektörü 2007 yılında oluyor bu. İntihal yapılan dergiye yazı yazıyor, Journal of High Energy Physics dergisine. Onlar ilk bakışta böyle çok fazla umursamıyorlar. Ya işte aslında zarar görenin bunu söylemesi, yani böyle bir şikayette bulunması lazım. Bu vatandaşlar dipnot da vermişler deyip böyle bir cevap veriyorlar ODTÜ rektörüne. Ama daha sonra bu tabii ki patlıyor deyim yerindeyse. Çünkü sadece bir değil, tam 65 tane kaynak bu şekilde intihal olduğu saptanıyor. Nitekim bakın intihal yapılan yerler işaretlenmiş bir şekilde bu makalelerde verilmiş. Hatta topluca gösterelim. Bu makalede üzerinde değişik renkler olan yerler başka kaynaklardan kelime kelime alınmış anlamına geliyor. Çok ilginçtir. Bu olay ortaya çıktıktan sonra yazarlardan bir tanesi bir dergiye mektup gönderiyor. Diyor ki yani hani biz sadece İngilizcemiz kötü olduğu için iyi İngilizceyi ödünç aldık. Yoksa yaptığımızda bir
anormallik yok gibisinde. Bu bakış açısı Amerikan Sağlık Enstitüsü'nün kaynak kitabında örnek olay olarak yer alıyor. Üç örnek olaydan bir tanesi de bu. Yani kopya mı? Yo, biz sadece daha iyi bir İngilizce ödünç alıyoruz biçimindeki yaklaşım burada tartışılmış. Kopya mıdır, değil midir diye. Biraz önce dedim ki 65 tane makale çekilmiş ve 40 civarında kişi pardon 65 makale çekilmiş. 40 tanesi sadece bir yazar ya da ortak yazar tarafından yapılmış. Yani düşünün, birçok öğretim üyesi senede 40 makale okumuyor. Bu kişiler çok kısa sürede senede 40 makale hem de en iyi yerlerde yayınlamışlar. Peki bu o intihal önceden tespit edilemez mi? Aslında intihali tespit etmek için de çeşitli yazılımlar var. Bunların bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz. Ülkemizde de bazı üniversiteler öğrenci ödevlerindeki aşırmaları, kopyaları önlemek amacıyla örneğin Turnitin gibi bazı yazılımları kullanıyorlar. Dolayısıyla da öğrenciler ödevi verdikten sonra öğretim görevlisi, üyesi bunu okumadan önce bir test ediyor. Acaba kelime kelime alıntı yapılıp kaynak verilmeyen bir şey var mı diye. Varsa bunun miktarını gösteriyor. Biraz önceki makalede de gördüğünüz gibi nerelerden alındığını gösteriyor falan. Bunlar daha çok web ortamında rastlanan bütün kaynaklarla eldeki ödevi ya da yazıyı karşılaştırıp en azından bir ön değerlendirme yapıp çalıntı mı değil mi bunu saptamaya yarıyor. Dediğim gibi yani üniversitelerde de bizde de kullanılmaya başlandı. Ama tabii ki daha da ciddi olarak yayın dünyasında daha önceden yayınlanmış eserlerden esinlenilerek ya da onlardan aşırılarak bir takım şeylerin tekrar yayınlanması. Bu aynı zamanda bilimi de kirleten bir husus. Düşünün, bir başkası bir çalışma yapmış, siz onun hakkını vermeden belki de sadece bazı kısımlarını değiştirip kendi orijinal yazınızmış gibi sunabiliyorsunuz. Demin sözünü ettiğimiz Türk fizikçilerle ilgili 2007 yılındaki intihal olayı aslına bakılırsa Arhiv adlı ki 20 yıllık bir elektronik arşivdir bu, Paul Ginsberg tarafından kurulan. O kişi tarafından zaten hangi makaleler olduğu belirlenmiş. Nitekim bu o elektronik arşivde henüz dergilere gönderilmeden önce fizik, matematik, bilgisayar bilimleri gibi birçok konudaki makaleler yer alıyor. Dolayısıyla ortada bir derlem var. Yeni bir makale geldiğinde bu makalenin veri tabanındaki diğer makalelere ne kadar benzer olduğunu bir bilgi erişim sistemiyle zaten yakalayabiliyorlar. Nitekim buradaki makalede de arhivde bu işin nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak veriliyor. Dolayısıyla Paul Ginsberg'da Journal of High Energy Physics'te vesaire yayımlanan bu makalelerin büyük ölçüde intihal olduğunu saptamış. Ama arhiv kar amacı güden bir arşiv, elektronik arşiv değil. Öte yandan benzeri bir yapı ticari yayın evleri tarafından da kullanılıyor. Onların da kendi aralarında daha önce yayınlanmış makaleleri biriktirdikleri ve check etmek amacıyla kullanabilecekleri Crossref diye bir örgütü var. Crossref'teki makaleler daha önceden saygın yayın evleri tarafından yayınlanmış makalelerin bilgilerini, tam metinlerini içeriyor. Dolayısıyla X yayın evinin dergilerinden birinin editörü incelenmek üzere kendisine bir makale gönderildiğinde pekala Crossref adlı bu web sayfasına giderek
Bu makalenin sadece kendi yayın evi tarafından değil, diğer yayın evleri tarafından da yayınlanan makalelere ne kadar benzediğini ortaya çıkarabiliyor. Şu slide'da göremiyorum ama sanıyorum tens of millions of articles diyor. Yani Crossref'te milyonlarca makale var değişik şeyler tarafından yayınlanan ve bunlarda 48 milyon tane link var. Yani 48 milyon tane kaynağa atıf yapılmış demek bu. Eğer biraz önce örneklerini gördüğümüz gibi başka kaynaklardan cümle cümle, paragraf paragraf ya da kaynakçalarını aynen aşırdıysanız çok muhtemelen bu 10 milyonluk makale havuzunun içerisinde hangi paragrafların, hangi cümlelerin alıntı ya da çalıntı olduğu kolayca ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla eskisinden çok daha kolay intihalin yakalanması. Böyle bir şey olduğunda tabii ki önce yumuşak bir şekilde bu yazarına bildirip, yok ısrar ederse iş yerine bildirip bir takım yaptırımlar gündeme gelmeye çalışıyor. Gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen tabii ki gözden kaçıyor. Nitekim ODTÜ örneğinde olduğu gibi kimse ya da en azından saygın dergiler, aa biz yanlış yapmışız, daha önce yayımladığımız bir şeyi yayımlamışız ya da çalıntı olan bir makale yayımlamışız demek istemiyor. Bu tür olayların bir takım sonuçları da var kuşkusuz. Yani öğrenciler açısından bakıldığında işte o dersten kalır, disiplin cezası alır, üniversiteden atılır vesaire falan. Akademisyenler açısından daha da ciddi sonuçları var bunun. Bir defa eğer bir makalenin intihal olduğu, çalıntı olduğu anlaşılırsa bunun geri çekilmesi lazım. Yani derginin ben bu makaleyi yayınlamıştım ama yanlış yapmışım, bu makale çalıntı, daha önceden şurada yayınlanmış ya da şu tür kusurları içeriyor diye o makaleyi o andan itibaren sahiplenmemesi lazım. Tabii burada, yani buradaki geri çekmenin bildiğimiz geri çekmelerden farklı olduğunu kolayca görebilirsiniz. Neden? Özellikle basılı ortama yayınlandıysa zaten zarar verilmiş durumda. Basılı ortamda yayınlanmış olan bir şeyi yayın evinin sahiplenmemesi ne demek? Zaten yayınlanmış, belki de o zamana kadar birçok kişi o kaynağa başka makalelerde atıf verdi vesaire. Siz diyorsunuz ki bu makaleyi ben artık sahiplenmiyorum. Elektronik ortamda bile olsa bir makale yayınlandıktan sonra onlarca, yüzlerce, binlerce farklı havuzda hala yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla bu geri çekme istenen etkiyi ne kadar veriyor tabii tartışılır. Ama akademisyenler açısından tabii ki müthiş bir imaj zedelenmesi var burada. Yani yazdığınız bir şey bilimsel camia tarafından kusurlu, ayıp, alıntı, çalıntı bulunduğu için sizi kara listeye koyuyor. Nitekim bu tür örnekleri basında her zaman okuyoruz. İşte doktoralar geri alınıyor, bir takım unvanlar geri alınıyor, ödüller geri alınıyor. Araştırma projeleri için verilen kaynaklar geri alınıyor vesaire. Biraz önce 2007 yılında yaklaşık 65 makalenin geri çekildiğini söylemiştik. Eğer yani bu çeşitli kişiler tarafından toplam 65 makale. Eğer yüreğinize su serpecekse sadece tek kişiye ait 90'dan fazla makalenin geri çekildiği durumlar da söz konusu literatürde. Bu geri çekme hikayesi, bakın biraz önce Journal of High Energy Physics ile ilgili makaleden bahsetmiştik. Gittiğiniz zaman web sayfasına diyor ki bu bildiriyi biz kaldırdık çünkü kopyaydı, özür dileriz yayınladığımız için
biçiminde bir şeyle karşılaşıyorsunuz. En azından o derginin web sayfasından o makaleye erişemiyorsunuz. Ama web üzerinde başka yerlerden erişebilirsiniz. Bu işleri izleyen veri tabanları da var kuşkusuz. Sağ tarafta gördüğünüz grafik PubMed diye kamuya açık tıbbi makaleleri biriktiren bir havuz var. O havuzdaki makalelerin kopya çalıntı olma istatistiklerini gösteriyor 1977'den itibaren. Gördüğünüz gibi son yıllarda müthiş bir sıçrama var burada, mavi çizgiyle gösterilen. Bu genel bir artış var gerçi ama buradaki artış daha da fazla. Yani sadece yayınlanan toplam makale sayısının artışıyla açıklanamayacak bir artış var burada. Nitekim en popüler dergiler bu tür geri çekmeye maruz kalan dergiler oluyor genellikle. Ya da belki de en popüler dergilerde bu tür olaylara rastlandığı zaman ses çıkarıyor. Ama öte yandan çok bilinmeyen, çok fazla kimsenin görmediği bir dergi olduğunda ha geri çekmişsiniz, ha geri çekmemişsiniz, belki de çoğu kimsenin haberi olmuyor diye de düşünülebilir. Bu geri çekmeleri izleyen siteler de var. Örneğin Retraction Watch, onun Türkiye'deki karşılığı ve diğerleri diye web siteleri bu gelişmeleri izleyerek ya da başka yazarlardan aldıkları tüyolara dayanarak bunları bildiriyorlar ve tartışıyorlar. Nitekim örneğin Türkiye'dekinde en yeni olarak Aksaray Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının bilmem hangi dergide yayınladıkları makalenin geri çekildiği yazılıyor. Peki bu tür kopya intihalin başka ne tür yaptırımları var? Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine bakıldığında aslında dolaylı olarak adı konulmuş, tanım olarak verilmiş ama intihal ya da aşırma denmemiş. Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi gibi gösteren kişiler üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasına çarptırılabilirler deniliyor. Dolayısıyla Yüksek Öğretim Kurulu açısından bunu yapanlar için önerilen yaptırım bu. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ülkemizde çok sık rastlanan bir durum değil. Çeşitli kuruluşların yökünde dahil bu tür etik ihlalleri araştıran komisyonları var. Fakat bunların sonuçları ne kadar titizlikle yaptırım haline geliyor tartışılır. Peki intihalden, kopyadan nasıl kaçınılabilir? Bir defa araştırmacılar açısından bakıldığında kullanılabilecek bilgi ve fikirlerle birlikte başka yerlerden aldığınız bilgileri dikkatli bir şekilde not etmeniz ve bibliografik bilgilerini eksiksiz kaydetmeniz gerekiyor. Not alırken kendi ifadelerinizi kullanmakta yarar var. Çünkü bu hem işinizi kısaltacak hem de her araştırma belirli bir bağlamda yazıldığı için sizin bağlamınıza tıpatıp uyan bir ifade biçimi olmayabilir orijinal yazıda. Başkalarının cümlelerini aynen kopyaladığınız zaman mutlaka tırnak içinde vermek lazım ki daha sonra ya acaba bu benim cümlem mi yoksa başka yerden alındı deyip zor duruma düşmeyesiniz. Ve her kullandığınızda da kaynaklara atıf yapmak gerekiyor. Ki o bilginin nereden geldiği bilinsin. Biraz önce intihal yakalama yazılımlarından söz ettik. Crossref'ten söz ettik. Arkivin
yaptığı çalışmalardan söz ettik. Peki nasıl anlaşılır intihal? Değişik yolları var kuşkusuz. Ama literatürü takip eden biriyseniz, bilimsel yazı biçimiyle aşinaysanız, aslına bakılırsa birçok ipucu bulabilirsiniz. Yani örneğin farklı bağlamda söylenmiş bir şey, o araştırmanın bağlamına tam olarak uymuyorsa, ya bir dakika ne oluyor burada diyebilirsiniz. Biraz önce öğrenci ödevindeki aşırmada olduğu gibi, genellikle eklektik bir yapısı olur bu tür yazıların. Yani bir ondan bahsediyor. Ortada belirgin, tek kişiye ait bir söylem, bir dil yok. Çünkü başkalarından alıntı yapmak demek, onların cümle yapısını, stilini vesaire de almak demek aynı zamanda. Farklı kişilerden böyle birer paragraf alıyorsanız, o zaman çok farklı sesler konuşuyor aynı yazıda demek. Dolayısıyla da tek bir yazara ait bir ses olmadığında bu metnin parça parça eklektik bir yapısı olduğu kolayca görülebilir. Aynı şekilde dipnotları eksik ya da yanlış olabilir. Yani dipnotların hepsini verme yoluna gitmemiş olabilir. Bunun tersi de olabilir tabii, tamamen dipnot zenginleştirmeye dayalı olarak da. Ya da yanlış dipnotlar verilmiştir. Çünkü orijinal kaynağı yazan kişi dipnotu yanlış vermiştir. Siz de ondan dipnot aldığınız için siz de yanlış verirsiniz. Neden? Çünkü orijinal kaynağı gidip görmediniz. İfade farklılıkları olabilir. Dil biraz önce de dediğim gibi tutarlı olmayabilir. Bütün bunlar intihali yakalamak için bazı ipuçları. Bunun nasıl önlenebileceği konusunda tabii değişik görüşler öne sürülebilir. İntihal olmadan önce özellikle araştırmacıların ama aynı zamanda öğrencilerin, master doktora yapan öğrencilerin, lisans öğrencilerinin de uyarılması lazım. Fakat eğitim burada tabii ki ne kadar bu işi düzeltmemize yarar, birazcık kuşkucu bakıyorum kişisel olarak bu olaya. Çünkü bizim eğitim sistemimizde ödev yapmak demek, işte ansiklopediden yapılan hangi konuda ödev yapılıyorsa onu alıp yazıp ödev olarak vermek demek. Şimdi biz bunu kopya olarak pek görmeyen bir eğitim sistemine sahibiz. Öyle olunca da ne bileyim birkaç ansiklopediye bakıp biraz önceki öğrenci ödevinde olduğu gibi kes yapıştır biçiminde bir ödev getirdiğinde biz bu öğrencinin başını sıvazlıyorsak o zaman aslında eğitimle intihali ne kadar önleyebiliriz ondan biraz kuşku duyuyorum. Hele hele yaptırım da söz konusu değilse, ki maalesef böyle bir durum var, o zaman intihali olmadan önce nasıl önleyebiliriz, eğitimle bu iş ne kadar başarılı olabilir, bunlar üzerinde gerçekten ciddi bir şekilde düşünmek lazım. İntihar olduktan sonra ise biraz önceki geri çekme vakalarında da gördüğümüz gibi aslında bilimsel dergi editörlerinin, hakemlerin, danışmanların vesaire çok ciddi bir şekilde bu sorun üzerinde eğilmesi gerekiyor. Ama tabii ki intihar yakalama araçlarını kullanıyorsunuz fakat çok profesyonelce yapılmış intiharlar da olabilir. O zaman bunlar hala yakalanmayabilir. Öte yandan belki editörler değil ama genellikle bilimsel dergi hakemleri ya da danışmanları bu işi kendi zamanlarında ve herhangi bir karşılık beklemeksizin yapıyorlar. Dolayısıyla okudukları bir yazıdaki her şeyin acaba başka yerden alınmış olabilir mi kuşkusuyla okumaları bu kişilerden çok fazla şey istemek olur. Artı
bir hakem ya da danışman belirli bir konudaki her şeyi de okumuş olmayabilir. Çoğu zaman da okumamıştır. Onun ötesinde kuşkusuz bunları daha örgütlü bir şekilde yakalamak için belki de daha ciddi önlemler almak gerekiyor. Ama eğer böyle bir şey saptandıysa, bizim ODTÜ'deki başvurudan sonra Journal of High Energy Physics'in yaptığı gibi, ya bundan muzdarip olanın aslında şikayetçi olması lazım. Bu vatandaşlar da zaten atıf vermişler, kusura bakmayın size yardımcı olamıyoruz diye rektöre yazı yazmaları biraz ilginç. Dolayısıyla bu olay olduğunda üzerine gitmek lazım. Dediğimiz gibi intihal saptama araçlarının, intihal yakalama araçlarının da olabildiğince kullanılması lazım. En azından İngilizce dilinde biraz önce sözünü ettiğimiz Crossref, Archive vesaire gibi veri tabanlarından bu intiharları olmadan önce yakalama şansımız havuz büyüdükçe giderek artıyor. Özet olarak bugünkü dersimizde araştırma raporuyla, öz hazırlamayla, özet hazırlamayla, kaynakça hazırlama atıf vermeyle ilgili bazı bilgiler verdik, örnekler verdik. Dersin ikinci kısmında ise özellikle araştırma raporu yazımında yapılan etik ihlallere değindik. İntihal gibi, aşırma, çalma, çırpma gibi hususlara değindik. İntihal örnekleri verdik. Bundan kaçınmanın yollarını söyledik. Bu olayın bilimsel literatürü kirleten bir olay olduğunu söyledik. Bu makalelerin, yazıların daha sonra geri çekildiğini, bir takım yaptırımları olduğunu ama bu yaptırımların yeterince caydırıcı olup olmadığını gözden geçirdik. Böylece dersimiz, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersimiz sona erdi. Hepinize teşekkür ediyorum.